Herkese selamlar. Haziran ayın birinden arkadaşlar. Yeni ayın ilk günde kripto paraları değerlendirmeye devam ediyoruz. E, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Stellar bunlara bakacağız tek tek. Önce bir haberlere bakalım isterseniz. E, Facebook biliyorsunuz arkadaşlar kripto para e, birim üzerinde çalışıyor. Yani yeni bir kendine has bir para birimi çıkaracak. E, ve bunu da test sürme arkadaşlar. 2019 senesi içerisinde başlayacakmış. Para ise arkadaşlar yani kendi parası 2020'de piyasaya sürüleceği iddia ediliyor. Bu tarz haberler düştüğüne göre büyük ihtimal 2020 belki de 2019'un sonlarına doğru kendi parası arkadaşlar piyasaya sürülecek gibi duruyor. Bu tarz haberler önemli arkadaşlar. Niçin önemli? Çünkü Facebook bakın milyonlarca kullanıcısı var. Ee, piyasada yani internet piyasasında dünyadaki sosyal medya devleri arasında yer alıyor. Böyle bir e, devin e, kripto parasını piyasaya sürüp e, kripto para camiasına girmesi arkadaşlar bu piyasayı iyiden iyiye canlandıracaktır. Yani piyasada günlük işlem hacmi artacaktır. Hareket artacaktır bir kere. E, hareket arttığı için e, fon sahiplerini, e, traderları vesaire bu piyasayı çekecektir. Bu da gelecek zamanda bu piyasayı iyi de canlandıracak, canlandıracaktır arkadaşlar. Belki de şu an sentle aldığımız altcoin'lerin birçoğu ilerleyen yıllarda dolarla alınacak. Yani 10 katı 100 katı belki de 1000 katına çıkacak. Yani düşünün bitcoin 100 dolarlardan alan bir kişi 15 bin 20 bin dolar arasında satan bir kişi belki çok fazla zengin oldu. Bu tarz haberler ilerleyen yıllarda göreceğiz gibi duruyor arkadaşlar. Bu yüzden kripto para piyasası önemli bir, piy bir piyasa arkadaşlar. Özellikle orta ve uzun vadeciler için değerli altcoin'leri, değerlenebilecek altcoin'leri e, bulup oralara yatırım yapmak e, özellikle sentle alınan altcoin'lerde gerçekten ilerleyen zamanlarda kazandırabilir arkadaşlar. Facebook'un kripto parasını piyasaya sürmesi arkadaşlar bu açıdan çok önemli. Yani gördüğünüz gibi piyasa git gide canlanıyor. E, kripto para piyasası. Biz de buralarda işte trade ederek vesaire paramızı kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Zaten verdiğimiz destek dirençleri takip edin. E, kurlar genellikle oralara geliyor. Tekrar yukarıdaki dirençlere gidiyor. E, stop loss noktanız vesaire. Bunları tek tek ayarlayın arkadaşlar. E, i̇sterseniz hemen şöyle bitcoin ile başlayalım. Ben grafiği hazırladım. Şöyle arkadaşlar Bitcoin şu kanal içerisindeki hareket devam ediyor. Bakın şöyle ben trend çizgileriyle çizdim. Gayet güzel bir çalışan bir kanal. Daha önceden hatırlarsanız şurada bir yükselen üçgen vardı. 8200'ler kırıldı. 9400, 9500'lere doğru bir hareket başlayacağından bahsettik. Ve 8900 en yüksekte 9090'lar görülmüş arkadaşlar Bitcoin'de. Gayet güzel formasyonlar çalışıyor. Gayet güzel arkadaşlar. Bakın şu anda bu kanal içerisindeki hareket devam ediyor. Az önce 108200 dolarlar test edildi ve buradan tekrar hareketi geçti. Bitcoin kanalın alt kısmında test etti arkadaşlar. Kanalın üst kısmına tekrardan gidiyor. Şimdi bu kanal içerisinde kaldığı sürece kanal içi hareket devam eder. O zaman biz bu kanal kanalda nasıl işlem yaparız? Grafiği açarsınız arkadaşlar. Siz de çizersiniz bu tarz bir kanal. Trend çizgilerini alırsınız, çizersiniz. Ee, kanalın alt kısmına yaklaştıkça alın. Ee, kanalın bu çizgisi stop loss. Ee, mesela bu saatlik grafik. Kanalın alt kısmı kırıldı ya. 4 saatlik daha sağlıklıdır her zaman. Ee, kanalın alt kısmı kırıldı diyelim. Altında kapanış geliyorsa stop loss. Stop olacaksınız. Ee, biraz izleyin. Ee, kanalın alt kısmında kalıyorsa stop loss. Ee, kanalın alt kısmına yaklaştıkça alım Bakın şu çizgiye yaklaştıralım. Bu kanalın alt çizgisi stop loss seviyeniz arkadaşlar. Tekrar da kanalın üst kısımlarına yaklaştıkta dirençlerde satarsınız. Normal trade böyle yapılır. Siz de bunu grafiği açarak çizerek arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şu zirvede şöyle ikili dip oluştu. Pardon ikili zirve oluştu. Şurada hemen şöyle bir çizelim. Şurada arkadaşlar. Şu seviyenin de kırılmasıyla beraber şu alan kadar düşüş geldi kanal içinde. Gayet güzel formasyonlar vesaire çalışıyor arkadaşlar. Bakın burada da yükselen üçgen formasyonu vardı. Ne dedik burada? Bu hareket e, şu civarlardaydı. Bakın tam buralardaydı. Bakın şöyle tamamlayıp hani belki birkaç daha aşağı geliyor. Şurayı kırdan 8200'ü 9000'lere doğru hareket edecek dedik ve geldi. Formasyonları gayet net çalışıyor. Şu anda bir kanal içerisinde hareket ediyor. Kanalın alt kısmına yaklaştıralım şu mavi çizgi stop loss üst taraflara yaklaştı satım arkadaşlar. Şimdi destek ve dirençlere baktığımızda Bitcoin'de 8.200 bir destek seviyesi arkadaşlar 7.800 ve 8.200 arası yani şu gördüğünüz mavi kutucuk arkadaşlar. Bakın önceden burası piyasa yapıcısının satış verdiği yerlerde. Bakın formasyon oluştururken satış verdiği yerlerde buraya yaklaştı satış giriyorlardı arkadaşlar. Ee, sonra aşağıda bir trend çizgisiyle beraber buralarda da alım tekrar. Buralarda satış. Sonra tekrar burayı kırdırmaları kırdırmalarıyla beraber yukarı gitti. Yani burası geçmişte dirençti, şu an bir destek konumda 7800-8200 dolar arası arkadaşlar. Bu rakam üzeri, üzerinde kaldığı sürece tekrardan 9000 9400 dolarlara doğru yükseliş devam edecektir. Bu rakamın altı stop loss arkadaşlar. Yani şu trend çizgisinde, kanal çizgisinde takip edebilirsiniz. Burası kırılır ise dikkatli olmakta fayda var. O zaman 7200-7400 dolarlar gündeme gelir arkadaşlar. Bakın 7200'de 4138 dolarlardan 9100 dolarlara doğru bir fibo düzeltme seviyesi aldığımızda 0.38 fibo düzeltme seviyesi de 7200 dolarlardan geçiyor. Yani bu tren çizgisinin kırılımı 7200 dolarlara doğru bir satış demektir arkadaşlar. Bu tren çizgisini takip edebilirsiniz. Şimdi e, işte peki Bitcoin bundan sonra ne olacak? Yani buralardan sert bir satış yer mi? Yani piyasada ilerleyen zamanlarda değerlenecek e, bir para birimini e, art keskisi kadar hani 3.000 dolarla vesaire çok düşürmezler arkadaşlar. E, benim tahminim yani piyasada belki 7000 dolar ile 100000 dolar arasında konsolide olan bir bitcoin görebiliriz. Yani bu aralıkta e, baya bir dalgalanan. Bu sadece birer tahmin. E, ben bu tahmini yaptıktan sonra haberlere bakarken bakın milyarder CEO'dan bitcoin fiyat tahmin demiş. Bitcoin'in 7 7 ila ile bin dolar arasında konsolide olacağını ifade etmiş. Tabi bunlar hani bir öngörü arkadaşlar. Siz destek ve dirençleri takip etmeye devam edin. Buradan hemen isterseniz şöyle ethereum'a bakalım. Şimdi ethereum'da eee benim 330 dolar hedefim devam ediyor arkadaşlar. Tabi 330 dolar hedefim devam ediyor ama ben analizlerde ne diyorum. Ee, ben kendim hani bir yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Bakın şu bölge. 275 ile 280 dolar arası. Burası benim satıcılı olacağım bölge arkadaşlar. Yani siz ne olursunuz ben bilmem ama. Benim hani bu bölgede 7200'de bakın. Pardon 200, 275 ile 280 dolarlara yaklaştı. Satış gireceğim bölge arkadaşlar. Niçin? Piyasa yapıcısı da. Bakın bu bölgeye yaklaştığı sürekli satış giriyor. Hani bir süre bir üzerine attı ama 288 dolarlar görünmüş. Ee, burası benim satıcı satıcılı olacağım bölge arkadaşlar. Ha full satmam niye? Yukarıda 330 dolar ile 310 dolar arasında hedefim var benim. Ee, bu belki zaman alabilir ama hedefim devam ediyor arkadaşlar. Onu belirteyim. Gene aynı şekilde. Bakın şu bölgede hatta şöyle yapayım ben. Bakın şu bölge Bitcoin'in kritik destek seviyesi arkadaşlar. Neresi burası? 230 dolarlar. Yani burası 230 dolarlar kritik destek seviyesi. Hatırlarsanız pardon Ethereum. Ethereum'de 150 dolarlardayken yukarı hedef vermiştik. 210-230 dolar arası. Burası kritik bir dirençti. Burayı kırması ile beraber zaten 280'lere gitmişti. İkinci hedefimiz olan. Yani geçmişte direnç şu an kritik destek seviyesi. Bunun üzerinde kaldığı sürece yani 230 dolarla 230 ve 280 dolar arası trade edilebilir arkadaşlar. Diğer bir Destek seviyesi. Bakın bu dön, döndü seviye az önce. 240 dolarlar arkadaşlar. Burası da birer destek seviyesi. Diğer bir destek seviyesi. Az önce dirençli. Bakın buraya kırdı. 255 seviyesi arkadaşlar. 255 seviyesi. E, buraya kırarsa o zaman direnç seviyesi oluyor arkadaşlar. Diğer bir e, şu anlık direnç seviyesi arkadaşlar ise 275'ler. Bakın zaten kura bakın hep bu aralıkta dalgalanıp duruyor arkadaşlar. 240'ı kırsaydı hatta bakın şunu şöyle biraz uzatayım. Hani geçmişte bakın destek olarak çalıştığını da görün. 240'e 240'ı kırsaydı 230'a inecekti. Buralar şu anlık sağlam bir destek attı. 230 parçalı stop loss'lu alım bölgesi olabilir. 240 da aynı şekilde. yukarı 280'lere yaklaştıkça satış arkadaşlar. Gayet güzel çalışan destek direnç çalışması arkadaşlar. Buradan hemen isterseniz şöyle Ripple'a bakalım. Ripple gelecek zamanda değerleneceğini düşündüğüm altcoin'lerden arkadaşlar. Gerçekten çok güzel çalışıyor. Yani şirkete baktığımız zaman gayet sağlam. Alt yapıya sahip. Şu an piyasa değeri 17.5 milyar dolar olması lazım. İlerleyen aylarda bunun ben piyasa değerinin artacağını düşünüyorum. Yani şu an buçuk milyar dolar. İlerleyen aylarda bu daha fazla artacaktır arkadaşlar. kripto para piyasasına ilgi arttıkça. Ben bu Ripple'ın arkadaşlar 2 sene 3 sene sonra yani bu rakamların çok komik kalacağını düşünüyorum. gerçekten çok güzel çok altyapısı olan bir şirket. Ee, o yüzden sizin de dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bununla ilgili de ayrı bir video çektik zaten. Şimdi arkadaşlar e, Ripple'da 42 centler 42 centler benim için önemli bir destek seviyesi demiştim. E, bu video çektikten sonra 47-48 centlere kadar gitti. Geçen bir video çekmiştik Ripple'la ilgili. E, o da önemliydi. Birçok kişi kar aldı vesaire %10-15'e yakın prim yaptı. E, şimdi Ripple'a baktığımız zaman bakın 42 cent ve 38 cent arası arkadaşlar. Hareket bu Aralıkta e, çok fazla dalgalanıp duruyor yani 42 ve 38 Sen arası e, sağlam destek arası sağlam e, bir Aralık arkadaşlar bu Aralıkta ben alıcı olurum 42 ve 38 sent arasında 48 sentre yaklaştıkça da e, el e, satıcı olurum arkadaşlar 48 sentre yaklaştıkça satıcı olurum rippleda 51 sent hedefim Devam ediyor arkadaşlar. Yani bu kısa vadede herhangi gelebilir. Orta vadede de gelebilir. 51 cent hedefim devam ediyor. Bakın 38 ve 42 cent arası gayet güzel sağlam destekler arkadaşlar. Sağlam destekler. Şimdi peki aralardaki destek ve dirençlerimiz neler diye soracak olursanız 43.90 cent yani şu civarlar. Bakın şu an tam direnç bölgesine yaklaşmış arkadaşlar. Şunu da farklı bir renkte gösterelim. Bunlar ara direnç hatları. Şöyle kırmızı olsun. 43.90 cent arkadaşlar. Diğer bir yukarıdaki direnç seviyesi ise 45.74 cent. Bakın rakamlara çık arkadaşlar. 38 ve 42 cent arası sağlam destek bölgesi arkadaşlar. 38 cent altı zaten gayet güzel ilerleyen zamanlarda orta ve uzun vade düşünenler için değerlendirilebilecek noktalar. Hatırlarsınız ben 30 ve 28 sent arasındayken çok ucuz demiştim e, Ripple'a. Zaten oradan itibaren de 48 centlere gitti. E, o analizleri izleyenler de bilecektir arkadaşlar. 38 ve 42 cent arası gayet güzel. Sağlam destek hattı. E, ara direnç hatları ise 43.90 cent ve 45.74 cent arası arkadaşlar. Yani bu altlarda Değerlendirenler şu ara dirençlerde de satabilir. Birazcık daha risk alıp 47-48 centlerde de satabilir. Bu şekilde işlemler yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gayet güzel çalışan, destek direnç çalışması. Hemen buradan isterseniz şöyle XLM USD'ye bakalım. Stiller'a. Evet. Bakın burada da arkadaşlar şöyle ben size göstereyim. 11 sent arkadaşlar. Çok güzel destek olarak çalışmaya devam ediyor. 11 sent. 11 sent altı orta ve uzun vade düşünenler için hani alıp bekleyeyim ileriki zamanlarda değerleneceğini düşündüğüm bir bir altcoin arkadaşlar. 11 sent altı. Yani ben 11 sent altında alıcılı olurum. beklerim. Çünkü grafikte gerçekten orta ve uzun vade adına çok güzel formasyonlar var. Bunlardan da bahsedeceğim. 11 cent kritik destek attı Bir yukarıdaki en yukarıdaki direnç hattı arkadaşlar 14 centler. Şu anlık hareketin bu aralıkta dalgalanması muhtemel. 14 cent üzeri her hareket arkadaşlar. 14 cent üzeri her hareket 17 ve 20 centleri hedefler arkadaşlar. Benim 20 sent hedefim devam ediyor. E, Stiller'da. Bakın 11 sentte 11 sentlere yaklaştıkça buralardan destek alıp tekrardan 14 sentlere gidiyor. Bu kanal içi hareket devam ediyor. İşlem yapanlar değerlendirebilir. Orta ve uzun vade için 11 sent altındaki her hareket benim için alım fırsatı. 20 sente hedef arkadaşlar. 14 sent üzeri her harekette 17 sentleri tetikler. Beni bu stilerin ilerleyen aylarda, yıllarda çok fazla değerleneceğini düşündüğüm ikinci bir altcoin arkadaşlar. O yüzden analizini yapıyorum zaten. Gerçekten çok güzel. E, ee siz de araştırabilirsiniz. Gayet güzel bir alt altcoin arkadaşlar. Şimdi kriptolarla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Herhangi bir şey olursa yeni video vesaire çekeriz. Yorumlara yazın arkadaşlar. İstediğiniz altcoin analizi vesaire varsa onlarda da yazabilirsiniz. Hatta bakın ben size Stiller'daki şöyle bir formasyonlardan bahsedeyim. Bakın diplerde oluşan ters omuz baş omuz formasyonu var arkadaşlar. Diplerde oluşan. Yani 11 sent üzeri her hareket 14, 17 ve 20 sentleri hedefler arkadaşlar. Bakın şurası kadar şu alan kadar bir yükseklik aldığımızda bakın bunun hedefi gelmiş ama e, diplerde oluştuğu için bu ters omuz baş omuz formasyonu hareket devam edecektir arkadaşlar. Hareket devam edecektir. 11 cent üzeri her hareket 14, 17 ve 20 centleri hedefler arkadaşlar. Gayet güzel. Bir alt koyun bu da. Ee, siz de grafiği açıp vesaire bakabilirsiniz. Ee, şimdi söyleyeceklerim, söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer ki videolar hoşunuza gidiyorsa beğen atmayı unutmayın. Hoşçakalın.